Bugün ayrı bir anlam, ayrı bir önem taşıyor. Arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız. Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi bu yüce millet tarafından kurulmuş bir parti. Ve kişi başına gelir 3400 dolardan şu anda 11.000 dolara yaklaştı. Ve IMF borcumuz neydi? 23,5 milyar dolar. Ve IMF bize para vermiyordu. Artık faiz hesabı yapmıyordu. Faizi ne olursa olsun yeter ki bize para verin de memurumuzun maaşını verelim. Böyle bir durumdaydı. Şu anda borcumuz bitti. 400 milyon borcumuz kaldı. Yani yarım milyardan daha az. Bu önümüzdeki Nisan sonu Mayıs gibi taksitle ödeyeceğiz. Sonradan da IMF'ye 5 milyar borç vereceğiz. Böyle bir anlaşmamız var. Türkiye buraya geldi. Ve yine ihracatımız enflasyonu da söyleyeyim. Enflasyonun en düşük rakamı %30'du. %30. Enflasyon ne demek? Hırsız demek, canavar demek. Milletin cebinden parayı çalan bir unsur demek. Şu anda %6 civarında Türkiye'de. Ve ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Bugün 150 milyar doları aştı. Mal satmazsan artık dünya bütünleşti. Büyüyemezsin. Bizim petrol gelirimiz, enerji gelirimiz, ham maddemiz yok. Bu bakımdan ihracatlar çok önemli. Kentsel dönüşüm zamanıdır şimdi. Şimdi zaman artık kentsel dönüşüm zamanı. Zor bir iş. Dünyanın en zor işi. Bugün bunu dünyanın büyük ülkeleri, büyük ekonomileri, Meksika başaramıyor, Brezilya başaramıyor, Tayland başaramıyor. Ben bunlara niye örnek veriyorum? Ekonomileri büyük diye. Mısır zaten hiç başaramıyor. Pakistan zaten hak getire. Onlar çok kötü durumda. Ama diğer taraftan ekonomisi dünyanın 6. büyük ekonomisi olan Brezilya'da bu işi başaramıyor. Kitlenmiş kalmış vaziyette. Ama biz inşallah çok ciddi mesafe alacağız. Uzun soluklu bir iş. 20 senede adım adım bunu yapacağız. Ve Trabzon üzerinde geliyorum. Çok değerli kardeşler. Trabzon'da çok güzel yatırımlar yapılıyor. Basımsız evlatlarımıza iş bulma kapısını artıracak olan ve sadece stadyum ihalesini, spor kompleks ihalesi için de ön yeterlilik alan müteahhitler belirlendi TOKİ tarafından. İşte zannediyorum 10 tane, 16 firma, 10 firmaya düştü. İnşallah çok güzel bir olacak ve çok kısa sürede bitirilecek. Biz de takipçisiyiz. Arkasından yine Akyaz'ın dolgusundan aradaki dere bırakılmak suretiyle Beşiktaş'tan daha kaleye kadar sahilde yeni bir dolgu için projemiz var. Belediyenin projesi. Biz de onu destekliyoruz. Aşağı yukarı yine 750-800 metrekare bir alan. Bu Trabzon için elzemdir. Bizim sahilde yeşil alanları, rekreasyon alanları artırmamız lazım. Bunları artırdığımız zaman Trabzon'un şehir olma özelliği öne çıkacak.